Bak Murat Aşık. Güzel konuştuğun zaman sana teşekkür ettim. Telefon açtım. Sen de bu gün konuştuğun bölümü kes. Eyüp abi sana söylüyorum. Eleştirdiğin zaman da eleştirilerine cevap verdin. Öyle yağma yok. Haluk Yürekli ile oturmuşsunuz. Haluk'u da severim. Sasha Boyun United'a, Bayern'e gidemez. Everton, Crystal Palace gidecek dediğimi almışsınız. Zaten bütün kanallar benim diyorum alıyorlar. Hepsi baba benim konuşmalarını koyuyorlar. Babaların işi gücü yok. Kendileri orada paraları çuvalla götürüyorlar. Konuşacak mevzu yok. Biri ümit alıyor yukarı onun lafıyla yorum yapıyor. Öbürü ümit alıyor onun lafıyla yorum yapıyor. Evet dedi. Sasha Boy Bayern Münih'e gidemez dedim. Bir anormallik mi var bunda? Gitti. Marcao da Sevilla'ya gitti ama doğru dürüst oynamıyor. Yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Sasha Boy 100 milyon euro dedi. Ama Murat, sevgili Murat Aşık, arkasından da Ferdi'de gidemez demişsin dedin ya. Benim öyle bir konuşmamı çıkar. Ferdi'de gidemez lafını çıkar. Geleceğim senin alnından öpeceğim. Ama çıkaramazsan ağır konuşurum sana. Orada iki tane reyting alacağım diye konuşmadığım bir şeyi çıkarmayın. Orada Haluk adam gibi çıkıp diyor ki olabilir böyle bir tahmin olabilir diyor. Yani kimse bunu öngöremeyebilirdi diyor. Kaldı ki Everton dediğin takım da bugün 26 milyon euroya cenk almış takım ha. Siz zannediyorsunuz ki bugün Everton dediğin takım Bayern Münih'ten de az bir takım değil. Tamam Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bu. Everton'u daha 2 sene önce Ancelotti çalıştırıyordu beyler. Bugün Premier Lig'de küme düşme oynadığına bakmayın. Everton dediğin takım bugün bir oyuncu transfer eder. Senin Galatasaray, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın üçünün toplam yaptığı transfere bedel olur. Hocam Premier Bir Lig'e dakika. Bir gitmek dakika abi. herhangi hangi takıma gidersen git Premier Lig'e gitmek He. başarıdır. Ben dedim ki Murat Aşık bak canım kardeşim beni eski günlerime döndürme. Seninle bir hukukumuz oldu. Oturduk. Pro içelim, sohbet edelim, onu yapalım. Dedik ki lan bu adam bizi eleştirdiğinde bu adama kükrüyorsak övdüğünde de teşekkür etmesini bilelim dedik. Kalktın orada. Sonra da Ferdi gidemez dedim. Ben dedim ki Sasha Boy Bayern Münih istiyorsa Galatasaray özel uçağı hemen tutsun dedim. Laf eveli olsun diye kalkmışsın. Özel uçağı da Bayern Münih gönderdi. Kötü mü yaptı? Yanlış ne var bunda? Gelelim esas konuya. Ben Ferdi gidemez demedim. Niye Almanlar sağ bek sol bek oynayan Ferdi değil de Sasha Boy'u aldı dedim. Bak. Niye Almanlar hani Nagelsmann bayılmıştı ya Ferdi'ye. Hani 20 90 dakika Ferdi'yi izlemişti ya. Öyle ya. Bu Nagelsmann da 6 ay önce Bayern'in hocasıydı. Dün de İngilizler izledi hocam bu arada. Kimi? Ferdi. Tamam. Bak yine gider. Sınav verdi. He? Dün Ferdi İngilizler izledi. İngiliz scoutlar izledi. Golde hatası vardı. Kötü oldu onun için. Ya abi bak bak gidemez demiyorum. Ama adam şu an için yani adam şunu yapmadı Murat Efendi. Ferdi'yi istedi de Ferdi'yi vermeyince Sasha Boy'a yönelmedi. Kağıt diye geldi Sasha Boy'u çekti aldı. Siz burada esas hikayeye bakın. İşte Fenerbahçe bu aklınızla zarar veriyorsunuz. Fenerbahçe'ye bu aklınıza zarar veriyorsunuz. Aslında ben burada ne demek istiyorum biliyor musun? Yere göğe sığdıramadığımız Ferdi'nin daha çok eksikleri olduğunu. Ferdi'nin yüzünden bu takımın 5 senedir, 4 senedir oynamaya başladığı günden bu yana Fenerbahçe'nin yediği gollerin %50'sinin Ferdi'nin tarafından, Ferdi'nin de bireysel ve pozisyon hatalarından olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sen kalkıyorsun daha oradan elma ile armutu ayıramıyorsan bak sana bir şey söyleyeyim. Nasıl aynı kanalda çalışıyoruz? Murat, sana ve senin gibilere söylüyorum. Eğer amacınız bana laf yetiştirmekse istediğiniz kanalda siz hepiniz ben tek.
istediğiniz kanalda siz hepiniz, ama hepiniz, ben tek. Hocam Murat Aşık'la ilgili ben mesela şeylere bakıyorum, yazılanlara bakıyorum Fenerbahçelilerin. Haluk Yürekli ile yaptığı programda Haluk Yürekli'ye cevap verememekle eleştiriliyor. Ya Allah yani, Allah. O beni yanınıza alacağınıza kalben bunu da yanlış anlamayın ha. Benim gönlümü kazanacağınıza beni kendinize nefret ettirmeyin ya. Bak benim düşmanlığım kötüdür, bak ben size söyleyeyim. Dostluğum kötüdür. Ama düşmanlığım, bunu futbol için konuşuyorum. Düşmanlıktan kastım tırnak içinde. Yani benim dostluğum iyidir ama kusura bakmayın kindarlığım çok kötüdür yani. Spor yorumları anlamında söylüyorsun bunu. Spor yorumları anlamında söylüyorum. Tabii canım, başka bir anlamda söylemiyorum yani. Yok açalım ki hocam, çünkü kötü insanlar buraları kesip hemen farklı anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Ama kalkıp da ya bir Ferdi Saşa Boy yorumunda Ferdi gidemez demişim. Ben Ferdi gidemez falan demedim kardeşim. Demedim de şimdi diyorum. Ne olacak? Yani Ferdi gitmeyince ben mutlu mu olacağım? Bir dakika Eyüp abi. Bu haliyle gidemez. Ferdi gitmeyince ben mutlu mu olacağım oğlum? Ben sadece bir oyuncuyu sırf Fenerbahçe'de oynuyor diye yere göğe sığdırmayı bu huylarınızdan vazgeçin diyorum. Vazgeçin. Yani şimdi ya dün Ferdi'nin ilk goldeki hatasını görmedin mi sen? Hocam hangi maçtı? Şimdi bu adam gidebilir abi, 30 da getirebilir. Bunu da söyledim ha. İnşallah 50 de getirir dedim. Yani bir oyuncunun Bayern Münih'e gideceğini tahmin etmek mi kolay? Gidemeyeceğini tahmin etmek mi kolay? Yani ya da şunu da söyledim ha. Saşa Boyun Eyüp Yıldız'la olan yayında söyledim. Bayern Münih'e veyahut da buralara, bu rakamlara gitmesi, onu iyi çıkar bak sen, çok zor dedim. Keskin bir cümle kullanmadım. Bunun temellerinin de Fransa milli takımına seçilseydi Şampiyonlar Ligi maçından sonra rahat gider dedim. Çünkü öyle. Fransa milli takımına seçilmese gitme ihtimali zordu. Ama oldu. Bunlar var. Yani ben adaletli bir adamım. Bak kalben konuşuyorum, kalben. Kalben beni yalnız alın. Beni kaybetmeyin. Beni kaybederseniz çok güzel kaybedersiniz. Ha? Hocam. Ya çok da umurumda değil derseniz benim de çok da fifi derim. Yani iki kelime ağzınız laf yapıyor ama doğru laf yapmıyor. Zarar veriyorsunuz Fenerbahçe'ye. Ali Koç'u öveceğim diye Ali Koç'a, bunun bu lafı Murat için değil, Allah var. Zaman zaman o yapıyor ama onun için değil. Yalakalık yapacağım diye. Al işte Selahattin Baki Deniz Türüç'ü not ettirdi. Deniz Türüç onu not etti. Başakşehir'in attığı golde Deniz Türüç olsaydı. Ya sen de hiç çok güveniyorsan kendine, futbol bilgisi olarak da, bellegatın olarak da, bak aynı kanalda da çalışıyoruz. Siz hepiniz ben tek geleyim ya. Lan Haluk'un karşısında iki kelime demiyorsun ya. Bunu hocam biz söylemiyoruz bu arada. Bunu Fenerbahçeliler söylüyor. Ya Haluk'un karşısında iki kelime edemiyorsun. Ben Murat Aşık'ı da tanırım. Yani yıllarca radyo yayınlarıma Fenerbahçe yorumcusu olarak aldım. Yani ağzı laf yapar ama buna rağmen Haluk Yürekli'ye cevap veremiyor hocam. Ve çok ağır eleştiriliyor bu nokta. Sokaktaki adamın da ağzı laf yapıyor. Ağzı laf yapması başka bir şey. Futbol bilmek başka bir şey. Hangi konuda ağzı laf yapıyor? Okuyan her adamın ağzı laf yapar. Ben hocam, de siyaset konuşurum. Dibine kadar konuşurum. Hele de bunların girdiği yerde, ama bir yerde tıkanırım. Ama yürürüm giderim. Milletin geçmişte yaptığı hataları çıkarırım. Böyle böyle derim. Yani milletin de gönlünü alacak iki kelime konuşurum. Ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Çıkarım, konuşurum. Al sana olduğun en büyük siyasetçi. Öyle iki kelime milletin kulağının hoşuna gidiyor. Kulağına hoş gelecek cümleleri kullandın diye etkili olmuyorsun. Murat, bana laf yetiştirme canım kardeşim. Ya da Haluk Yürekli'ye laf yetiştir. Ona cevap verelim. Dur,
Hani o proları değiş tokuş yaparız dedin ya, ben sana gel bir pro içelim olur değiş tokuş yaparız dedin ya, Allah var, pro kültürünü biliyorsun yani. Bana değil. Canım kardeşim, hala laf yetiştir. Yetiştiremiyorsan hala söyle. Halu'yu da severim. Bak bu lafımı da söyle. Gelsin, ben laf yetiştiririm Halu'ya. Sen rahat ol. Yani bak yapmayın, benim canımı sıkmayın yani. Bak benim dostluğum çok iyidir ama yani Kinci de bir adamımdır. Bak ben öyle sataşılacak bir adam değilim. Ha şunu dersen. Hocam programı Murat Aşık Özelce yayınında çevirdin. Chatlerimiz var. O bizim, ben onu yine dost gibi görüyorum. Şunu da dersen. Hayır ben de konulardayım hocam. Konular var, konular. Eyüp abi tamamlıyorum. Şunu da dersen. Ne diyeceğimi unutturuyorsun Eyüp abi, bir dakika. Yok ben bunu reyting için yapıyorum. Baş tacısı. Ne diyeyim? Buyur. Senin için